Pastalarımda şöyle bir şey. Yani tulumun ve maskenin içinde zaten nefes almak çok güç. Hani bunu daha önceden de herkesten duymuşsunuzdur. Bütün sağlık çalışanlarından, bütün emekçilerden. Ama ben en çok mesela tulumun içinde nefes almaktan ziyade ağlamakta zorlandım. Bir tane hastamı beslemem gerekiyordu. Ve onu beslerken yani utanmıştı. Hani ona yaptığım hizmetten dolayı ve hani işte mesela şunu yaparsam böyle olur mu falan sürekli bana sorular soruyordu. Ve hani şey söylemişti, utanmıştı. Hani dedi ki bana bunları yapıyorsun ama hani neden yapıyorsun? Yani dedim bu benim mesleğim. Utanma teyze dedim. Beni evladının yerine koy. Evladınmışım gibi hani davran dedim. Dedi ki kızım dedi evladımın bana yapmadığını yaptınız. Evladımdan da ilerisiniz dedi ve hani ağlamaya başlamıştı. Onu öyle görünce zaten ben de ağlamaya başlamıştım. Normalde tulumun içinden evet sırılsıklam çıkıyoruz ama arkadaşlarım bu sefer seher hani terledin ama gözlerine ne oldu diye sormuşlardı. Normalde hani ben çok sevecenim aileme karşı, arkadaşlarıma karşı. Zaten uzun zamandır arkadaşlarımla görüşmüyorum. Ailemle de şöyle bir şey, uzun zamandır anneme de babama da sarılmıyorum ki onları zaten köye göndermiştim. Yani ara ara kumanya götürüyoruz diyeyim. Hani erzaklarını falan hani soruyoruz ne lazım falan. Bir tek onları bırakıyoruz, hiç eve girmeden dışarıya çıkıyoruz. Ve böyle bir dönemdeyken yine kumanya götürdüğümde hani annem böyle refleks olarak annelik içgüdüsüyle sarılmak istedi. Ben direkt hani anne sarılmak yok dedim. Ve hani ben yavrularıma sarılamayacağım deyip ağlamaya başlamıştı. Yani şöyle bir şey, zaten hani panik halinde oluyorlar ve hani zaten çoğusu nefes almakta zorluk çeken hastalar oluyor. Yani nefes alamıyorum demesi, hani senin o gözlerin içine bakması, onlar zaten senin tamamen hani moralini bozan şeyler oluyor. Yani nefes alsın diye elinden geleni yapıyorsun. Ve hani burada sonuçta kapalı bir alanda kalıyorlar ve biz de mesela sürekli yanlarına girme durumumuz olmuyor. Hani o şeyleri, ekipmanları giydikten sonra içeri giriyoruz ve hani belli bir dönemde çıkıp tekrar içeri girmemiz söz konusu oluyor. Sürekli yanlarında olamadığımız için hani mesela sohbet etmek istiyorlar. Hani yanına gittiğimizde direkt bir şey oluyor, sohbet açlığı oluyor, konuşmak istiyor. Yani bir nevi burada besliyorsun, hani yani yeri geliyor temizliyorsun, her şeyini yapıyorsun. Bir anne gibi. Yoğun bakım hemşire tam bir anne figürüyle yaklaşıyoruz biz hastalarımıza. Tedbirlere uyalım. Çünkü bu tedbirler bizim sağlığımız. Biz kendi sağlığımızı korursak o zaman başarılı. Salgının savaşçısı ve koruyucusu tamamen kalkanı maskedir. Maskenizi kesinlikle takın. Maskenizi çıkarmayın. Kendinizi değil çevrenizdeki insanları da düşünün. Hani biz mesela çok uzun zamandır ailemizden ayrı kalıyoruz bu yüzden dolayı. Hani biz bu kadar özveride bulunurken sizin de ufacık bir özveride bulunmanız bence normal karşılanabilir şeyler olduğunu düşünüyorum. Tamamen gidiyor. Hani normalde çok yorgunluyorsun. Hani diyorsun ki hani bu mesleği daha fazla sürdürebilir miyim diyorsun. Ama o bir tane gülümseme, hani minnet duygusu o anda tamamen bütün yorgunluğunuzu silip atabiliyor. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe her zaman dikkat edin. Çevrenizi, sevdiklerinizi böyle bu şekilde koruyabilirsiniz.